Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde veri doğrulamayı göreceğiz. Bildiğiniz gibi Excel hücrelerle çalışır. Bazen hücrelere veri girerken o verilerin şeklini, miktarını sorgulayabiliriz. Yani şöyle bir şey isteyebiliriz mesela. Diyebiliriz ki mesela belli bir sayı aralığında veri girilebilirsin. Mesela günlük tutar diyelim. Günlük tutar mesela ne olsun? 30 lirayla 90 lira arasında olsun. Ama kullanıcı buraya gelip 100 lira da yazabilir. Bakın şu an herhangi bir uyarıyla karşılaşmıyoruz. Şimdi veri kısmına geliyorum buradan. Bu kısımdan veri doğrulamayı seçiyorum. Veri doğrulama dedikten sonra herhangi bir değer diyor bakın. Buradan tüm sayı diyorum. Veri tipini arasında diyorum. En az ne demiştik? 30 TL, en fazla 90 TL arasında bir kontrol yapalım. Şimdi basitçe buraya 10 dediğimiz zaman bakın girdiğiniz değer geçerli değildir diye bir İkaz diyor. Biz bu ikazı değiştirebiliriz. Biraz onu da göstereceğim. Ama mesela 35 TL dediğim zaman herhangi bir uyarıyla karşılaşmıyorum. Şimdi tekrar silelim ve şu kısımda veri doğrulamaya gelelim. Bakın geri ileksi mesela kayıt başarı ile girildi. Hatta bunu keselim. Buraya yapıştıralım. Kayıt tamam diyelim. Hata uyarısında ise bakın hata tiplerimiz var. Gördüğünüz gibi dur, uyarı ve bilgi var. Biz burada hata mesajı alacağımız için dur şeyini göstereceğiz. Hata diyoruz. Gördüğünüz gibi girilen değer 30 ile diyelim 90 TL arasında olmalıdır dedik. Tamam diyelim. Şimdi mesela 95-94 TL diyelim. Bakın hata dedi. Girilen değer 30 ila 90 TL arasında olmalı. Yeniden deniliyoruz. 50 TL diyoruz. Bakın kaydımızı başarıyla girmiş olduk. Tabii sadece İki sayının arasındaki değil, mesela günde hesaplıyoruz. Mesela öyle bir program yapalım ki 18 yaşından küçükler datası girmesin. Şöyle bir kişisel bir dosya açalım. Mesela adı ne olsun? Şu şekilde bir birleştirelim. Üye kartı olsun. Şimdi yeni bir üye kartı açacağız. İsim, isim, soy isim, doğum tarihi, üyelik türü diyelim. Mesela isim, soy isim kısmına herhangi bir veri doğrulamaya gerek yok. Doğum tarihinde bir veri doğrulaması olacak. Hatta şu birleştirmeyi şu kadarlık yapalım. Birleştirelim. Tekrar bu şekilde bir deneyelim. Şimdi isim, soy isim mesela Eda Yıldız diyelim. Tabii orada bir şey vardı. Onu hemen yeniden bir tane hücre girelim ve şuradaki hücremizi silelim. Bakalım. Tamam. İsim Eda dedi. Yani şu an bizim çalışıyor. İsim soy isim dedik. Eda Yıldız. Hizalamayı sola yapsın. Doğum tarihini girelim şimdi. Doğum tarihini girmeden önce burada 18 yaş sınırı koyalım. Şu anda 2012 diyelim. 2012 yılındayız. Eksi 18 desek
1994'ten önceki kişiler kayıt olabilir. O zaman şöyle diyeceğiz, tekrar veri doğrulamaya giriyoruz. Bu sefer de tarih olarak veri doğrulama yapacağız. Herhangi bir değer diyor. Buradan tarih diyelim. Büyük küçük olması gerekiyor o tarihin. Ne dedik? 1 1 1994. Yani 1994'ten önceki datalar. Yani 93'ten itibaren şey yapacağız. Tamam diyelim. Şimdi doğum tarihini ve hata mesajını, hata uyarısını kullanıcı 18 yaşından büyük olmalıdır diyorum. Tamam dedik. Şimdi deneyelim. 1 mesela 1995'i birini kaydetmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi kullanıcı 18 yaşından büyük olmalıdır diyor. Mesela doğum tarihini 93 yapalım. Gördüğünüz gibi kaydı başarıyla girdi. Üyelik türü mesela ne diyelim? Gold diye. Bunun gibi birçok alanda veri doğrulamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani tarihin dışında ondalık sayılar, tüm sayılar, saatler, metin uzunlukları gibi. Daha sonra büyüktür, küçüktür, arasında eşittir, eşit değildir gibi kontroller yapabilirsiniz.